Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir değerli takipçilerim. Bugün akşama misafirim var arkadaşlar. Misafirlerimin yanına, çayın yanına böyle hazır yufka aldım arkadaşlar. 6 taneymiş. Bakalım ilk defa deneyeceğiz. İnşallah iyi bir börek çıkar ortaya. Şu en sonraki mesele. Şuna bir yağ çekelim önce arkadaşlar da. Ondan sonra yavaş yavaş halledelim. Bugün de menümüzde yemek yok, temizlik yok. Yalancı su böreği var arkadaşlar. Bu yağ da ne kadar koyu, katı. Şuradan bir tane de soba alak. Alalım canlar. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz değerli takipçilerimiz? Vallahi bizlere de soracak olursanız arkadaşlar, ben bugün annem dildeydim. Annem rahatsız, bayağı bir üşütmüş. Evlerini gördüm, tuttum, sildim, süpürdüm. Ondan sonra annemin engeli bir kahve yaptım, içtim arkadaşlar. Daha doğrusu annem bir kahve yaptı, içtik. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ. Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar. Başlayalım. Şöyle birazcık tuz atacağız. Ondan sonra acaba şöyle bir adet soda arkadaşlar. Duran. Annemle bir kahve içtik arkadaşlar. Abim bile çıktım ben. Ondan sonra abim kaza geçirdiydi. 2-3 gün oluyor arkadaşlar. Haberlere neyim çıktı. Ama hangi kanalda olduğunu tam olarak net bilemiyorum şu an. Ondan sonra annemle biraz abim gibi oturduk 1-2 dakika arkadaşlar. Bir gün yine hemen eve geldim. Evde gelince Ramazan'da kahvaltı yapıyormuş arkadaşlar. Kahvaltısını yaptı, ortalığı topladım. Ben dedim eczaneye gidiyorum dedim. Annemin ilaçları var dedim. Onları yazdıracağım dedim. Allah razı olsun. Ramazan'dan bir şey yedim arkadaşlar. Kahvaltısını yaptı, karşıya gitti. Ben de ilaçlarını yazdırdım annemin. Tam da geliyordum arkadaşlar, ilaçları götüreceğim. Soğukta birçok düğüdü. Bizim yeğenine denk geldik. Abimin kızıyla. Yine abimin kızına arkadaşlar ilaçları verdim. Annem dedim şunları anneme ver. Çünkü ben çok üşüdüydüm arkadaşlar. Bir de çok bekledim ya sağlık ocağında. Sıra da gelmedi. Çok da kalabalığıydı. Ondan sonra annemin ilaçlarını saldım arkadaşlar çocuğuna. Anneme de telefon açtım. Anne ben gelemeyeceğim. Çocuklarından ilaçlarını gönderiyorum diyor da tamam dedi. Çocuklar götürdü gitti arkadaşlar ilaçlarını. Artık kullansın ilaçlarını da biraz kendine gelsin. Bayağı bir üşütmüş. Vallahi arkadaşlar.
Bugün de şöyle bir börek yapayım, çayın yanına. Yalancı su böreği. Çoluk çocuk hep beraber yedik, içerik. Bir peçete getireyim, şunun içine sileyim arkadaşlar. Ondan sonra başlayalım. Çünkü arkadaşlar yufkayı koyacağım ama içine. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hazır yufkadan. Bir annemin oturduk ağladık arkadaşlar. Eskiye dönük. Vallahi. Şöyle koymuş olduğunuz gibi yufkamız hazırladım canlar. Bir de yanına çekirdek kavurayım arkadaşlar. Bir de kek çırpayım. Aslında bunun arasında bir de kaşar olacak arkadaşlar da kaşarımız yok. Şöyle peynirimizi de atalım arkadaşlar. Yağın olmasın. Fazla da attık mı acıtır arkadaşlar. Değerli takipçilerim, ben bu böreği internette gördüm. Öyle diyordum, bir deneyim yapayım nasıl olacak ki diye. Bakalım inşallah iyi olur. Şimdi fırınımızda bir çalıştıralım. 200 derece alt üst. İnşallah güzel görünüyordur arkadaşlar.
Şöyle bir bakayım. Pek geride kalmış. Aynen. Şöyle arkadaşlar. Şimdi son olarak da üstüne hazırlamış olduğumuz mısırımız var, çekirdeğimiz var arkadaşlar. Onlarla beraber misafirimizi güzelcanes ağırlayalım. Ramazan'ın kuzeni geliyor arkadaşlar. Hanımıyla. Biz onlara giderek, onlar bize gelir. Dirkene iyi oluyor. Şöyle canlar, görmüş olduğunuz gibi yalancı su püreğimiz hazır. Bunun üstüne ne atalım? Şimdi diyeceğimiz, hayır onu atma, çörotunu. Hatta hazır bir çekirge vardı arkadaşlar. Ondan da üstüne serpeyim. Nerede? Hah, şurada. Ey! Ne? Ey oğlum. Bir su geldi. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evimin kimliğiyle bir şey var. Tamam. Kongrejlensin. Böreğimiz piştikten sonra. Vallahi ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Bunu benim hep hem kekin üstünde kullanıyorum hem böyle böreğin üstünde kullanıyorum. İyi oluyor. Hadi gitsin fırına. Canlar şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle. Evet değerli takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Nar gibi kızarmış. Yalancı su böreğimiz. Üstü güzel kızardı. Ve altı niye kızarmadı? Şöyle alta. Alta alalım arkadaşlar şöyle. Biraz da altı kızarsın. Üstü şöyle biraz yanar gibi oldu arkadaşlar herhalde. Görüyorsunuz. Gevredi. Ama altına gelince nazlandı. Neyse daha yeni pişmeye başladı arkadaşlar. Biraz pişsin. Onu niye getirdin buraya? Onu burada açma duran oğlum. Daha yenileşittim bak, süpürdüm. O iş elbiseleri, sadece iş elbiseleri, bir şey değil. Biliyorsun yani. Evet arkadaşlar. Ben böreğimi sürdüm. Oturma odasıyla salonumu da süpürdüm. Çünkü dün de süpürmediydim. Bugün de süpürmediydim. Misafir gelmeseydi yarına kalacağız arkadaşlar. Temizlik. Hı? Evet. Konuşsana. Ezan okunuyor arkadaşlar. Akşam ezanımız da bu arada okunuyor. Dur acı elektrikli süpürgeyi antreye götürürüm bir tanem. Şöyle ezanımızı çekeyim arkadaşlar. Bayağı da çekmiyordum. Yeah.
Aziz Allah, şefaat ya Resulullah. Hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kar az ama ayazı çok. Dünden belli, geceden beri de yağmur atıştırdı arkadaşlar. Karımız biraz hafifledi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, mutfağımı süpürdüm. Tezgahlarımın üzerini toparladım. Şöyle bulaşık makinemizi çalıştırdım arkadaşlar. Bardaklarımızı, kaşıklarımızı komple. Şöyle böreğimiz de görmüş olduğunuz gibi pişmek üzere canlar. Şimdi antreyi de süpürüyüm arkadaşlar. Meyvemiz var. Ondan sonra böreğimiz var. Biraz pastamız var arkadaşlar. Çayımızın yanında. Çaya gelecekler zaten. Yemekli gelmiyorlar. Yemekli gelselerdi gündüzden haber ederlerdi. Ben de ona göre bir yemek hazırlardım arkadaşlar. Şimdi Duran'la biz bir BİM'e gidip gelmemiz lazım. Çünkü kahvemizin yanında sunumluğumuz yok arkadaşlar. Lohum olsun, şey olsun. Sen orayı biraz daha kurdalarsan ben seni döveceğim. Şu sobanın ovasını doldur dedim sana. Niye? İşte hep ben dolduracak değilim. Hep sen doldurmuyorsun ki. Dolduruyorum. Boğazımda gıcıklandı. Şu kıyafetleri miyafetleri bir topla ortadan oğlum da. Bir de hey arkadaşlar şeye gittim ben. Hastaneye dedim ya, annemin ilaçlarını yazdırmaya gittim. Annemin ilaçlarını da yazdırırken şöyle kendi ilaçlarım da bittiydi. Onların bitmesi benim için hiç iyi olmuyor. Şimdi ilaç yazdırdım arkadaşlar. Şöyle bir, iki, üç pakette. Üçü de gözüküyor ihtiyacına. İlaçlarımı da yazdırdım arkadaşlar. Onları da aldım. Bunları da aldım. Şimdi kullanacağım bir paket var arkadaşlar. Bunları da Duran, onları şeye götür oğlum. Sizin odaya. Şu haplarımı da götür sizin odaya. Ben antremizi de süpürüyüm. Şu zobamızın altının tozunu neyim alırken bir videoyu da çekeyim aman arkadaşlar. Nuri'yim. Vallahi bugünlük de böyle olsun. Kusura bakmayın. Ben gidiyorum ya. Atlayayım. Atla hayır aşağıya. Can o kadar değerli ki atlayamazsın. Can o kadar kıymetli ki. Böreğimizde bir şey olsun arkadaşlar. Babamızda sileyim. Dünyar Aksaray'a hastaneye gittim arkadaşlar. Ondan sonra annem bildiydim. Annem gibi orayla ilgilendim bugün de. Atladım geldim. Şu peçeteyi bilirim. Dur bana polisini. Kuru. He. Yo ıslak. Bakayım o değil şimdi. Hangi tane? Ha onu. Annem gidin orada ilgilendim arkadaşlar. Annem hasta ya. Kıraydın. Kırdı kolunu bak annem. Vallahi zobamızın annemle ilgilenemiyorum arkadaşlar. Yalnız ben olduğum için her şeye ben koşturuyorum. Annem bir olsun, bura olsun. Ah, gidelim. Nereye? Düme. Düme daha şimdi gitmeyeceğim mi? Bir lafını duydun mu? Koparaktan geliyorsun. Ben gidelim daha. Kaç şey şimdi ne yapayım? Daha börek pişiyorum. Bir yere gidemem şimdi. Ben pişiririm buraya sen. Ha, ben gideyim sen pişireceksin. Abi öyle iyi pişiririm ki. Bir yiyen yiyemez. Oturdu bir daha. Aynen doğru söylüyorum. Bir yiyen bir diğer yiyemez. Ne bu renk pişmiş kız. Pişmedi oğlum da iyi pişsin. İçi çığ olur. Nasıl kabarmış mı? Tadına bakacağım nasıl sonra? Ne? Tadına bakacağım. Neyin tadına bakacağım az sonra? Böyle. Tamam bakarsın çayına. Ne çektiniz az sonra oğlum? Çayına ne? Ben çıkardığımı bakacağım sıcak sıcak. Olmaz öyle. Tadım testi yapalım. Ben misafir gelmeyince böyle yama bozmam. Bozacıyım. Şu üçlüyü götür. Dursun. Şunları da götür bir tane mi? Bak hani ne gitti. Arkadaşlar bu çocuk hiç doğru durmuyor. Vallahi size bundan şikayetçiyim. Sen mi?
Senden. Aynen. Senden. Babamdan. Senden. Sen usulür mü ben değil. Hı? Sen usulür mü ben? Kapatayım mı içeri? Yok, kapatma, doğrusun. Şuradan bir ıslak mendil çıkartabilir bakayım. Bu nasıl bir toz alıyor arkadaşlar? Öyle mi? Annem öyle çıkaramadın mı orada pisliği? He? Çıkaramadın mı orada pisliği? Pislik değil lan, şeye sildim. Çok kenardaki şey var ya. He oğlum, o kadar pasaklıyım ki. Anca çıkardım. Sanki oraya perkeşmiş gibi konuşuyor. Gideceksek gidelim bana. Şimdi gidemem ben daha bak. Bir diğer diyorum, gidemem. Bak. Bana bak. Bakayım da. Dünya Seç Market'ten de şunu aldım arkadaşlar, güzel mi? Börek benim çok hoşuma ya gitti. Bulaşık makinesi, böyle patlar mı oğlum ya? Allah Allah. Allah gümüle de yok. Börek patlamaz da. Nereden biliyorsun? Hadi patlarsın. Neyse arkadaşlar. İyiyim. Şöyle gıcılattım buraları. Temizledim yani. Şu kanepelerimizin üstünde birkaç parça öteberi var. Onları da alayım. Yan tarafa götüreyim. Oo, böreğimizi görüyor musunuz arkadaşlar? Vallahi tepside dolmuş, taşmış. Altı da güzel pişmiş. Oh be, içim rahatladı daha yeniler. Yalancı börek de yalandan şişiyor. Aynen. Esraftan da öyle yalancı börek de yalandan şişiyor arkadaşlar. Dur oğlum, elin ayağını yakan ya. Biz bir bunun şöyle altını, üstünü kapatalım canlar. Bir çıkaralım, bir bakalım bir. Çıkaralım. Tadım testi yapamazdık. Sıcak sıcak tadım testi olmaz. Dur. Elini yakan sen. Şuraya koyacağım. He, haydi. Kaldır hele duran. Kaldır hele şöyle. Benim yandı. Kaldır hele. Altı da güzel pişmiş arkadaşlar. Çak. Dur oğlum, şimdi kesilmez, dur. Şimdi değil. Evet canlar, gördünüz mü böreğimi? Yalancı böreğimiz de yalancılıktan kabarmış. Duran'ın dediği. Evet canlar, görmüş olduğunuz gibi böreğimiz fevkalade pişmiş. Bunu yiğitten çok ak göz var ya Duran, fevkalade. İşte biz Türkçe'yi bileme yok ya, bazen böyle karıştırıyor. Duran şu böreği al şimdi, ta alt göz var ya, ta alt. Ha oraya koy oğlum da altı biraz daha pişsin ha içindeki sıcaklığıyla. Öyle mi? He. Esas mı diyor? Yalandan diyor. Benimle böyle dava geçiyor arkadaşlar. Biz ikimiz aynı ediyle büdü gibi evde birbirimizi yiyip bitiriyor. Ha? Şaka yapıyorsun. Cidden. Hah, böreğimiz pişti arkadaşlar. Misafirlerimize sunumla hazırdır. Evet. Ondan sonra ne diyelim değerli takipçilerim. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Videomu atlamadan izlerseniz, reklamlarımı atlamadan izlerseniz, bol bol yorumlar, aboneler
bol bol yorum yaparsanız değerli takipçilerim. Her bir şekilde ücretsizdir. Ne olur canlar, reklamımı atlamadan izleyin. Ücretsiz şekilde de abone olursanız sevinirim. Abone ücretsizdir. Ne diyelim? Diyelim? Yok bir şey. Deminki dediğini de kapatacağım oğlum Aydın. Allah'ın seven beğensin diyor. Duydunuz arkadaşlar Duran'ı. Bu videomuz gerçekten çok güzel oldu.